Herkese merhaba. Yine bir Blackpink oyunuyla daha karşınızdayım. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. O zaman başlayalım. Bugün sizlerle Pick One, Kick One oynayacağız. Siz de kendi cevaplarınızı aşağıya yorum bırakın. Daddy do, daddy do. Düdüt düdüt dü ya da Kill this love and be. Kill this love. Ben kill this love'ı seçiyorum. Cümlelerine dikkat etmem gerekiyor mu? Hangi müzik videosunda durmadan dans ediyorsunuz dedi. Ben şuna bir altyazı açayım. Çevir inşallah. Number 2. Jenny's rap and how you like that. How you like that şarkısındaki Jenny'nin rapi mi yoksa Lisa's rap in Bumbaya. Bumbaya Lisa mı? Rap part olarak. Rap made you feel unstoppable. Bumbaya Lisa galiba. Çok emin değilim. Number 3. Rose's vocals in Stay. Stay şarkısında Rose'nin vokalim yoksa ben Stay'de Rose'nin vokali diyorum. Number 4. Playing with fire concept. Konsept olarak. Or Love Sick Girls concept. Konsept olarak baktığımızda Love Sick Girls'ün ki bence daha güzel. Which concept stole your heart? Aslında güzel hazırlamış. Sadece seste falan bir sıkıntı var. Number 5. Lisa's iconic dance break in Kill This Love. Kill This Love'daki Lisa'nın dansı mı? Jisoo's powerful dance move, gotta do, gotta do. Whose dance moves left you breathless? Ya dans deyince Lisa'nın dansı tabii ki yani daha iyi olduğu için onu seçeceğim ama Jisoo'nunki de iyi tabii. Number 6. Black version of Blackpink style. Or pink version of Blackpink style. Ben sanırım siyah versiyonu seçiyorum diye düşünüyorum. Kararsız kaldım ama yine de. Rose'nin sarı saçlı hali mi? Yoksa Jenny'nin kızıl saçlı hali mi? Ben Rose'nin sarı saçlı hali diyorum. Çünkü Rose ve sarı saç artık çok bütünleşmiş. Rose deyince aklımıza sarı saç geliyor ki genelde Asyalıların çoğuna da sarı saç bu kadar çok yakışmıyor bence. Rose çok iyi taşıyor. Sesler hep telif yemiş galiba. Böyle bir şeyler yapmış o yüzden. Koreografi olarak seçiyoruz dans. Ben As If It's Your Last diyorum. O kadar çok video çektim ki yine. Sesim gitti. Gerçi Bumbaya da olabilirdi. Ya hepsini sevince karar vermek çok zor. Number 9. Whistle era makeup looks. Bu sefer makyaj seçiyoruz. Whistle dönemi mi yoksa How you like that era makeup look. How you like that dönemi makyajı mı? Ben how you like that diyorum. Şöyle fotoğraflarda bile bakınca o daha fazla geliyor bana. Daha güzel gibi sanki. Ne bileyim. Daha renkli. Number 10. Jenny's solo debut. Bu. Solo kıyaslayacağız. Ben Rose Gun'ı daha çok seviyorum. Biliyorsunuz. Ben Jenny'nin solosunu seçiyorum. On the Ground da güzel ama yani Rose'nin solo şarkıları arasında Gun'ı daha çok seviyorum. İşbirlikleri. Ice Cream'i seviyorum ben. Ya da Ice Cream'i daha çok seviyorum ben. Which collaboration left you craving for more? Ice Cream bence. Zaten Serena'yı da seviyorum genel manasıyla.
Number 12. Lisa's swag in Bumbaya. Hmm. 4. Jenny's charisma in Dadadu Dadadu. Whose vibe do you resonate with the most? Jenny'nin karizması diyeceğim galiba. Ay ama çok zor karşılaştırmalar gerçekten. Hepsini sevince çok zor oluyor. Hmm. Bu sefer sahne kıyafeti. Ben bunu çok seviyorum. Şu fotoğraftakileri mi kıyaslıyoruz sadece? İkisi de çok güzel. Pretty Savage diyeceğim. Sanki orada kızlar birbirleriyle daha uyumlu gibiler. Diğerinde de kıyafetler güzel ama sanki ilkinde daha uyumlu var. Blackpink House Reality Show. Blackpink House ya da 24/365 with Blackpink Reality Show. Blackpink House diyeceğim ben. Çünkü ilk K-pop videoları çekmeye başladığımda çektiğim videolardan birisiydi. İlk izlediğim reality show'du bu arada, yani K-pop temalı. Jenny's fashion sense. Jenny'nin moda anlayışını seçeceğim direkt yani. 4. Jisoo's fashion sense. Jisoo'nun moda anlayışı da bana uyuyor bu arada. Yani 4 arasında ilk Jenny derdim, ikinci olarak da Jisoo derdim herhalde. Ama Jenny. Number 16. Whistle era hairstyles. Saçlar bu sefer. 4. Kill this love era hairstyles. Kill this love. Would you rock with confidence? Kill this love diyorum. Ya hepsinin tabii ki kendine göre bir güzelliği var. Rose's acoustic performances. Aaa! Ama hayır! Ben bunu seçemem. Çünkü ses olarak en çok Rose'nin sesini seviyorum. Dans olarak en çok Lisa'nın dansını seviyorum. Nasıl kıyaslayayım ki yani? Number 18. Dadadu Dadadu Music Video Aesthetics. Müzik video estetiği. Lovesick Girls Music Video Aesthetics. Lovesick Girls bence. Which music video had you in awe of its visuals? Tarz olarak bana daha yakın Lovesick Girls. Number 19. Blackpink's Coachella Performance. Diğeri hangisi olacak? Ne olacak? Blackpink's performance at the Late Late Show with James Corden. Bunu da severim ama Coachella tabii ki yani. Which performance gave you chills? Coachella gerçekten Blackpink tarihindeki en ikonik anlardan bir tanesi. Number 20. Rose's cover of Let It Be. Or Lisa's cover of Mushroom Chocolate. Lisa diyorum burada. His cover song touched your soul. Evet, böylelikle bir oyun videosundan sonuna geldik. Zordu bence. Sizin de cevaplarınızı aşağıya bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.